Ramazan ayı ki yeryüzü halkı onun için hazırlanmaya başlamadan önce gök halkı ona hazırlanmaya başlar. Allah o ayda iyilik, bereket ve hayırlar yaratmıştır. Allahu Teala bir hadisi kutsi'de şöyle buyurmuştur. Allah meleklerine şöyle der. İşini yapan bir kimsenin karşılığı nedir? Melekler dediler ki, ey Efendimiz, Rabbimiz onun karşılığı senin ona ödülünü vermendir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey melekler, sizleri şahit tutuyorum ki ben onların benim rızamı ve onları bağışlamamı umarak tuttukları oruçları ve kıldıkları namazların ecrini kendim vereceğim. Kullarına ise, ey kullarım, benden isteyiniz, izzetim ve celalimle bugün dininiz ve dünyanız için benden ne isterseniz size onu vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanların ve cinlerin azgınları zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve bir daha açılmaz. Cennet kapıları açılır ve bir daha kapanmaz. Her gece bir münadi, ey hayır isteyen kişi, haydi hayra gel. Ey kötülüğün peşinden koşan kişi, bundan uzak dur. Zira Allah'ın cehennemden koruduğu kimseler vardır, diye seslenir. Ramazan ayı boyunca bu her gece tekrar edilir. Ramazan ayını imanlı bir şekilde ve sevap beklentisiyle ihya eden kişinin daha önce işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Kadir gecesini imanlı bir şekilde ve sevap beklentisiyle ihya eden kişinin önceden işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Dört kişi vardır ki Allah onları bağışlamaz, oruçlarını kabul etmez. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Rabbinden rivayet ettiği bir kutsi hadiste şöyle işitmişlerdir. Melekler Kadir gecesinde Cibril aleyhisselama sorarlar. Allah ümmeti Muhammed'den olan Müslümanların günahlarını ne yaptı? Cibril aleyhisselam onlara şöyle dedi. Allah azze ve celle onların yüzüne baktı ve onları bağışladı. Dört şey hariç. Dediler ki kimdir bu dört kişi? Cibril aleyhisselam içkiye düşkün olan, ebeveynlerine isyan edenler, akrabalık bağını kesenler, kavgacılar. Dediler ki ya Resulallah kavgacılar kimlerdir? Dedi ki kavgacı Müslüman kardeşine üç günden fazla küs kalandır. İçkiye düşkün olan Ramazan günlerinde içki içendir ve Allah onu asla affetmeyecektir. Allah'a günaha bir daha dönmemeye kararlı bir şekilde tövbe etmediği sürece de onun tövbesi kabul edilmez. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Akıl örten, içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Anne babaya karşı gelenler, anne babasına isyan eden, onlara eziyet eden, yaşlılıklarında veya ihtiyaç duyduklarında onların bakımıyla ilgilenmeyen kimselerdir. Allah onlardan razı olmaz. Anne babasına olan tavrı düzelmediği sürece onların oruçlarını kabul etmez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ve Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenizi hükmetmiştir. Onlardan biri yahut her ikisi senin hayatında ihtiyarlık çağına ererse onlara üf bile deme. Azarlama onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle. Akrabalık bağını koparan kişiyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar zulmetmek ve akrabayı ihmal etmektir. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasıyla bağını korusun. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Kavgacılar Müslüman kardeşine küseni, onunla konuşmayan ve görüşmeyen, bağını koparan, onun hakkında iyilik dilemeyen kişidir. Allah Azze ve Celle bunu affetmez ve bu kişinin orucunu kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden biri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş sayılmaz.